3'e kadar sayıyoruz. Tamam mı? Sen 0 diyeceksin. Ben biraz esni basacağım sen. Sen 0 da bas abi. 3 2 1 0. Merhaba arkadaşlar, Anlatan Adamların bu bölümünde bugüne kadar belki binlerce insanın hayatını kurtarmış, kurtarmaya devam eden hava yastıklarına bakacağız. Aynı zamanda aktif emniyet kemeri gergimiz var. Bu da hava yastığının işini düzgün bir şekilde yapmasını sağlıyor. Bugün sadece teorik olarak anlatmakla kalmayacağız, bu ikisini gerçekten patlatacağız. Hava yastığının patladığını biliyorsunuz belki değil mi? Bu da aslında patlayabilen bir şey. Bugün bunu görmüş olacaksınız. Gördüğünüz bu, yanlış hatırlamıyorsam, bir BMW E36 kemeri. Bu da bir BMW E39 hava yastığı. Yine bütün parçalar BMW. Peki neden BMW parçaları? Anlatmak ister misin? Yoksa evet, fanboy olduğumuzu düşünüyor takipçilerimiz. Yani Tuğberk'in fanboy olmasının dışında iki parça BMW'mizin olmasının sebebi BMW'lerin bir sorun yumağı. Özellikle bu yıllarda olanların ciddi bir sorun yumağı olması. Bunları aslında cebeci projesinde kullanacağımız parçalar değil. Hava yastığında falan bir sıkıntı yoktu ama o arabayla uğraşırken çok fazla parçacı tanıdık. O yüzden bunları bulması kolay oldu. Hadi şimdi videoya geçip gerçekten bunları patlatalım. Hava yastığı ile başlayacak olursak, hava yastığının içindeki molekül sodyum azit olarak geçiyor. Yani Na(NH3) olarak yazılıyor. Sodyum azitten anlayabileceğiniz gibi sodyum ve azot, yani nitrojenin birleşiminden oluşan bir molekül. Günlük hayatta aslında oldukça stabil bir molekül. Ortama bıraktığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Ama ısıtıldığı zaman olay biraz değişiyor. Bu yüzden de burada gördüğünüz kablolarla bir kızdırma bujisine benzeyen bir sistem var. Sinyal alındığı zaman bu aşırı bir şekilde ısınıyor. Aşırı ısındığı zaman sodyum azit bir anda stabil olmaktan çıkıyor. Sodyum ve azot gazına dönüşüyor. Şöyle bir bilgi vereyim. 130 gramlık, yani bir iPhone boyutundaki sodyum azitten 67 litre nitrojen gazı çıkıyor. Ve bu tepkimenin gerçekleşmesi o kadar hızlı ki 30 milisaniye içinde bu 67 litre azot gazı tamamen oluşmuş oluyor. Aynı zamanda dediğim gibi sodyum var. Azot gazı çıktığı zaman sodyum da çıkacağı için sodyum hem stabil bir atom değil, yani patlamaya sebep olabiliyor, yanıcı, hem de toksik. Bu yüzden sodyumu da nötrlemesi için içinde potasyum nitrat ya da silikon nitrat gibi başka moleküller de bulunuyor. Bu moleküller sodyumla tepkimeye girerek toksikliğini azaltıyor. Yani patladığı zaman dışarı sodyum çıkmıyor. Aslında sodyumun tepkimelerinden gerçekleşmiş olan zararsız malzemeler çıkmış oluyor. Ama büyümeyi sağlayan asıl şey işte azot gazı. Şimdi patlatabilmek için ilk önce arabada bunun nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Burada iki tane kablo görüyorsunuz. Bu eski tip, yeni tipi de birazdan söyleyeceğim. Arabada gerçekleşen şey şu: kaza yaptığınızda sensörler kaza yaptığınızı anlıyor. İki kabloya elektrik veriyor ve elektrik verdiğiniz anda bu bahsettiğim kızdırma bujisi gibi bölüm ısınıp sodyum aziti tepkimeye sokuyor. Yeni nesillerde 3 kablo var. 3 kablonun 2 tanesi yine elektrik için, yani güç almasını sağlıyor. 3. kabloda input kablosu diye geçiyor. Yani gerçekten o kablodan şimdi patla sinyali geldiği zaman patlıyor. Ama bu eski nesillerde 2 tane olması bugün bizim avantajımıza. Çünkü tek yapmamız gereken buna elektrik vermek. Elektrik verdiğimiz anda patlayacak. Tahmin edeceğiniz gibi bu elektrik arabada aküden geliyor. Bugün nasıl yaptığımızı şimdi göreceksiniz. Şimdi hızlıca size bir deney düzeneğimizi göstereyim. Gördüğünüz gibi hava yastığımız burada. İki kablosu ayrılmış durumda. İki kabloyu daha sağlam bir şekilde birleştirmek için burada bu konektörleri kullandık. Bir konektör siyaha bağlanıyor, diğer konektör maviye bağlanıyor. Bu kabloları eklememizin sebebi de güvenli bir uzaklığa yerleşmemiz. Bu 9 voltluk pil. Teorik olarak iki tarafına iki kablosunu değdirdiğimizde patlaması gerekiyor. Ne olduğunu göreceğiz. Okey. Ses kayıt, senkron. Hazır mısın abi? İnşallah hazırımız. 3'e kadar sayıyoruz. 0'dan. 1'de ben bunları başlatıyorum. Tamam, sen 0 diyeceksin. Ben biraz esni basacağım sen. Sen 0 da bas abi. 3, 2, 1, 0. Ne durumda? Soğudu. Şimdi gördüğün gibi böyle bir kumaş çıkıyor. Of, evet, içinden tozlar. Toz çıkıyor. O dıştan kopacak olan görünen yerlerden kopmuş gerçekten. İşte o içindeki bujimsi igniter'ın nasıl bir şey olduğunu size göstermek için. Bu bahsettiğimiz tozlar işte sodyumun nötrleşmesinden oluşan artan malzemeler.
Kim üretmiş? Otoliv. Otoliv. Alman. Bunlara pyroteknik generator deniyor. Pyro işte ateşlemeden geliyor. Jeneratörde işte gaz jeneratörü olduğu için hava yastıklarında da bu mekanizma var. Emniyet kemeri gergisinde de aynı mekanizma. İkisi de pyroteknik generator. Hava yastığı tek başına bir işe yaramıyor aslında. Sizin orada sabit durmanız lazım işini yapabilmesi için. Biz her ne kadar araba içinde doğru otursak da kaza anında doğal olarak o kuvvetle hareket etmememiz gerekiyor. Zaten kendi vücudumuzun bir esneklik payı var. Kemerin bir miktar esneklik payı var. Öne doğru gideceğiz ve bizi bir şeyin tutması lazım. Daha fazla esnemek demek emniyet kemeri takmadığında olduğu gibi hava yastığı patlarsa boynunuzu kırabilir ya da daha katastrofik sonuçlara sebep olabilir. Aktif emniyet kemeri gergisi de bizi yerimizde sabit tutmak için çalışıyor. Emniyet kemeri evet merkezden kilitleniyor. Daha fazla gelmiyor, uzamıyor. Ama bir yandan da bu parça kemeri iyice sıkıyor. Yaptığı şey hava yastığına çok benzer bir şekilde. Şurayı kaldırdığımız zaman göreceksiniz ki bu emniyet kemerinin başlığı bir halatla bağlı. Bu devamındaki mekanizma ise şurası bir piston. İçeride yine ufak bir patlama oluyor. Bu patlama tek seferlik pistonu ittiriyor ve giderken bu halatı çekiyor. Bazılarında dişli bir mekanizma var, bazılarında direkt olarak çekiyor. Ama yaptığı iş genel anlamda bu emniyet kemeri tokasını çekebildiği kadar içeri çekmek. Bunu da büyük bir kuvvetle yapıyor. Bağlantısına baktığımız zaman hava yastığıyla aynı. İki tane kablo görüyoruz. Bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif. Aynı şekilde hava yastığı gibi arabadan bir kaza sinyali geldiği zaman bu da çalışıyor. Buraya elektrik gidiyor, patlama gerçekleşiyor ve bunu kısaltıyor. Şimdi nasıl yaptığımıza bakacağız, patlatacağız. Ama bunu yapmadan önce dışındaki plastiği keseceğim ki daha rahat bir şekilde görebilelim. Araba üstünde yapmaya kıyabileceğim bir şey olmasa da burada rahatlıkla yapabilirim. Şöyle bakalım içinde başka ekstra bir şey var mı? Evet, halatı tutan bağlantı noktası. Parçamız biraz paslanmış. Halatın devamını şuradan görebiliyoruz. Direkt patlayıcının içine doğru bağlanıyor. Şu köşede de dönmesi için, rahat dönmesi için ekstradan metal bir parça var. Yani çok fazla bir elektronik taraf burada yok. Bu da pyroteknik generator diye geçiyor ismi. Dediğim gibi patlamaya bağlı bir piston. Yine markasına bakmak isterseniz Otoliv tarafından üretilmiş 1997 yılında. Oldukça eski. Göreceğiz bakalım patlayacak mı? Hazırım. Deneyimiz başarıyla gerçekleşti. Bir 2-3 dakika bunun soğumasını bekledik. Doğacan'ın güzel kablolama yöntemi de güzelce çalıştı. Gördüğünüz gibi artık bu halat çok daha kısa. En dibine kadar çekti. Şuradaki plastiği falan kırmış. Bunu böyle açmış. Metalin dibine kadar götürmüş. Hala burada biraz halat var. Bu biraz garip geldi açıkçası. Bunun hepsini çekmesini bekliyordum ama bu köşeye sıkışmış bir kısmı. Arkada gördüğünüz kısım mesela daha önce yoktu. Halat buraya bağlı. Piston gidip çekince buraya kadar gelmiş. Yani şurada görebilirseniz şuraya kadar çekiyor. Yani bu kadar bir mesafe kısaltmış. Evet, o aradan geçen kaç yıl? 26-27 yıla rağmen araba içinde bir kaza olsaydı bu hala hayatınızı kurtaracaktı. O kadar da uzun ömürlü. Metalin şu kısmı hala biraz sıcak. Patlama burada başladı, gerçekleştiği için. İlk bunu yaptıktan sonra direkt ellemeyin. Yani evde de bunu denemeyin tabii de. O anda, ilk anında sıcak oluyor patlama etkisiyle. Ama aradan geçen 3-5 dakikaya rağmen hala bir ılıklık var. Bu patlamayla birlikte emniyet kemerimiz işlevini düzgün bir şekilde yapabiliyor ki emniyet kemeri işini düzgün yapınca hava yastığı da düzgün bir şekilde bizi kurtarabiliyor. Biliyorsunuz kaza anında ya da sert bir fren yaptığınızda emniyet kemeri böyle kilitlenir. Takılı olduğunu varsayalım. Normal pozisyondasınız. Bir anda kilitlendi. Ama kilitlenirken bir miktar emniyet kemerimiz uzadı. Şimdi şöyle öne doğru eğilince göreceksiniz ki kafam sağa sola, öne, çapraza gidebiliyor. Ve Euro NCAP testlerinde görebileceğiniz gibi kafanız böyle çapraza gittiği zaman hava yastığını ıskaladığında yine büyük bir sorun haline geliyor. Haliyle bunun kısalması az önce patlattığımız bu aktif gergi sayesinde oluyor. Ek bir bilgi olarak bu bazen bir dolandırıcılık sisteminin parçası da olabiliyor. Kazalı arabalarda bakmanız gereken bu toka içeri doğru gitmiş oluyor. Ve olması gerekenden kısaysa, böyle kemeri zor falan takıyorsanız, koltuğun arasına gitmişse bilin ki o araba kazalı olabilir. Bazı
insanlar, satıcılar bunları yanıltıcılarla tekrar kullanılabilir hale getiriyor ama boyunu tekrar uzatmak mümkün değil. Bu artık işlevsiz bir şekilde hayatına devam ediyor. Sadece arıza ışığı yakmıyor. Araba çalışır hale geliyor. Bu ek bilgiyle birlikte hem bu ufak aygıtın canımızı nasıl koruduğunu hem de dolandırıcılardan nasıl kaçabileceğimizi görmüş olduk. Tahmin ederseniz ki önünüzde tam burada bu kadar hızla patlayan, bu kadar büyük patlama gerçekleşiyorken nasıl oturduğunuzun da hayatta kalma oranınızda büyük bir önemi var. Bu büyük patlama sonrasında hava yastığının ilk 10 santimetresi yani şu uzaklık ölüm bölgesi olarak geçiyor. Yani sizin kafanız buradaysa ve hava yastığı patladıysa artık çok geç. Çünkü bu büyük patlama boynunuzu kırabiliyor, omurganıza zarar verebiliyor. Hayatta kalma oranınız ciddi bir şekilde düşüyor. Bu yüzden doğru bir oturuş pozisyonunda dik bir şekilde yola bakarak ve direksiyonla aranızda biraz mesafe varken aracınızı kullanmanız oldukça önemli. Aynı şekilde çok uzakta olmamanız gerekiyor. Çünkü hava yastığının şişmesiyle sizin ona temas etmeniz arasında bir korelasyon olması lazım. Bunu anlamanın en güzel yöntemi direksiyonu şöyle tuttuğunuz zaman bende şu an gördüğünüz gibi kollarınız hafif kırık olacak. Bu sayede direksiyona hem daha iyi hakimiyet kurabilirsiniz hem de hava yastığı için direksiyona mesafeniz en optimum seviyede oluyor böyle tuttuğunuz zaman. Aynı zamanda ellerinizi böyle tutmanız da yine oldukça önemli. Çünkü elinizi böyle koyup direksiyonu bu şekilde tuttuğunuzda hava yastığı patladığında kendi kolunuzu sizin kafanıza çarptırıyor ve iyi ihtimalle omzunuz çıkıyor, kötü ihtimalle kafanıza aldığınız darbe yüzünden çok daha büyük problemler yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden olması gereken iki eliniz böyle duracak, kolunuz hafif kırık, biraz mesafelisiniz ve yola odaklanmış şekildesiniz. Bu sayede hayatta kalma oranınızı en iyi şekilde arttırmış oluyorsunuz. Günümüzde baktığınızda sanki böyle hava yastığı arabaların icat olmasından beri olan bir şeymiş hissi geliyor insana ama aslında sadece çok yakın zamanlarda kullanılmaya başlamış bir icat hava yastığı ve ne kadar fazla hayat kurtardığını siz biliyorsunuz. İlk icadı 1950'lere dayanıyor. İlk önce 1951 yılında bir Alman mühendis hava yastığına benzer bir konseptte insanların sürücünün hayatını kurtarabilecek tamamen teorik bir bilgi üzerinden patent alıyor. Daha sonra 2 yıl sonra 1953 yılında Amerikan donanmasında torpidolar üzerine çalışan John Hattrick Amerika'da yine çok benzer bir sistem üzerine patent alıyor. Bu patent kendisi torpidolar üzerine çalıştığı için bir patlamayla şişirilen bir yastık ve bu yastık sayesinde hayatta kalan sürücü gibi bir şey. Yine çok büyük bir konsept ama hala açılma süresi insan hayatını kurtarmaya yetecek kadar kısa değil. Bu yüzden yıllarca araçlarda kullanılmıyor. Amerika'da bir iki niş kullanıldığı araç var. 1970 yılında gerçekten bu bahsettiğimiz işte sodyum azit sayesinde 30 milisaniyede açılan hava yastıkları gelmeye başlıyor yavaş yavaş ve bu gelişmeyle birlikte ilk önce yine niş küçük firmalar daha sonra yani bu 1970'te bunun bulunmasından 10 yıl sonra Mercedes-Benz ilk defa S serisiyle direksiyon hava yastığının aracına koyuyor. Mercedes-Benz de daha sonra BMW ve bütün büyük otomobil üreticileri takip ediyor. Hava yastığı işte bu sayede 1981'den itibaren bizim genel olarak kullandığımız arabaların içine girmiş oluyor. Ve hatta şöyle bilgi vereyim. Dünyada ilk defa iki hava yastıklı arabanın birbirine çarpması 1990 yılında Amerika'da gerçekleşiyor. Yani ne kadar geç yaygınlaştığını buradan anlayabilirsiniz. Hava yastığı ve aktif gergi üstünü olan bu deneysel videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkındaki sormak istediklerinizi ya da diğer videolarda anlatmamızı istediklerinizi de aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.